Özlem'i de o dönemlerde Aşık Mahzuni Şerif buralara geliyor, onun yanına gidiyor, bağlamasını taşıyor. Onun söylediği türküleri dinliyor, ondan feyiz alıyor, etkileniyor, ilham alıyor feyizden daha doğru. İlham alıyor ve kız da esas adı Özlem'inin Muammer Badem. Kızın adı da Ümmü. Ümmü bir gün ona her zaman buluştukları ağacın altında bir yazma hediye ediyor. Ü harfi olan bir yazma. Alo. Ve evlenecekler onlar. Aşık Özlem'i o dönem üniversite sınavını kazanıyor. Siyasal bilgiler basın yayın yüksekokulunu kazanıyor. Ben de o okuldan mezun oldum. Anlamı daha da büyük benim için bu öykünün. Özlem'i giderken de sözleniyor aileler. Ümmü ile Muammer üniversite bittiğinde evlenecekler. İşte hikaye bundan sonra başlıyor. 78'de kazanıyor. 80'de bir üniversite öğrencisi arkadaşlarıyla... Çocuğum elmayı yedi mi? O bekar evindeyken... Elma tatlı mı? Kutay, baba yerde sana vermez mi? Hı? Yasin'in hazırladığı şiiri. Değil mi? Sevdiği kızı baba da elmayı yiyor. Şiiri de arkadaşları keçeli kalemle bir kartona yazıyorlar, bekar evine asıyorlar. Şiir şu. Özlem'inin kendi ağzından dinleyin. Hopi. Hop. Babaya hop. Hadi babaya. Hopala. Hopala. Babanın koluna geldi. Babanın koluna geldi. Değil mi? Değil mi la? Hı? Hı? Nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Hı? Babanın başında ne yapıyorsun oğlum? Hı? Hı? Şiiri gönderiyor. Fakat ikinci sınıf öğrencisiyken üniversitede